İrdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki komando ihtisas kursuna katılan komandoların 27 hafta devam eden kursun ileri dağcılık eğitimleri nefesleri kesti. Komandoyuz! Güçlüyüz! Yaşırız! Hazırız! Türkiye'nin dört bir yanındaki birliklerde görevli iken gönüllülük esasına göre seçilen ve önce fiziki ve psikolojik testlere tabi tutulan 51 komando adayı derin kar, şiddetli soğuklarda komando harekatı, kara komando harekatı, hava indirme harekatı, su üstü komando harekatı, meskun mahallelerde teröristle mücadele harekatı, mayın, el yapımı patlayıcı, birinci seviye müdahale ve acele tahrip teknikleri safhalarından oluşan eğitimlerde imkansızı başarmak için çabalıyor. Eğitimlerden başarıyla çıkan subay ve assubaylar komando ihtisas provelerini alarak birliklerine dönüp normal görevlerine devam ediyor. Hazır mısınız? Daima, daima hazır. Dağılmıyorsunuz. Bu komandolar ayrıcalıklı statüye sahip oluyor ve komando birliklerinde çalışmak için öncelikli personel unvanını alıyor. Kara komando harekatı safhasında icra edilen ileri dağcılık eğitimi ise tam 5 gün sürüyor. Gönüllülük esasına göre Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerin yanı sıra Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen komando adayları aday olabilmek için bile fiziki ve psikolojik testlerden geçiriliyor. Bu testi kazanabilen adaylar içinse 27 haftalık zorlu eğitimin startı veriliyor. Sırtlarındaki 40 kilogramlık çantaları, silah ve hücum yelekleriyle bütünleşen adaylar dünyanın en zorlu eğitimlerinden biri olarak gösterilen Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndaki komando ihtisas kursuna dahil oluyor. Sadece subay ve assubaylar için yılda bir kez düzenlenen ve tamamen gönüllülük esasına dayanan eğitimlerden geçemeyen komandolarsa hayallerine veda edip görevlerinin başına dönüyor. Kursun en önemli aşamalarından biri olan ileri dağcılık eğitimi için komando adayları 5 gün boyunca doğayla baş başa bırakılıyor. Sarp arazilerde savunma ve taarruz eğitimleri alan komandolar 60 metrelik kayalıklar, kanyonlar ve mağaraları ise adeta yol ediyorlar. Mağara iniş tırmanış, gergin tırmanma, ekip tırmanışı, sulardan ve açıklıklardan geçişle yaralı tahliyelerini tek tek icra eden komandolar ölüme meydan okudukları bu eğitimde güvenliği de ön planda tutuyor. 60 metrelik kayalıklardan sessizce inip mağaraları kontrol eden komando adayları komutanlarının verdiği emirlere harfiyen uyuyorlar.